Evet, burada elimizde bir Vivitar Vivicam fotoğraf makinemiz var ve içini açarak nasıl çalıştığına bakacağız. Burada bataryalar var. Açma kapama tuşu burada. Şu anda makine açık. Birkaç fotoğraf çekeceğiz. LCD ekranın görüntüyü aktardığını ve çektiğimiz fotoğrafları gösterdiğini görebilirsiniz. LCD ekran LED aydınlatmalı. LCD, likit kristal ekranın kısaltılmasıdır. LED ise ışık yayan diyotun kısaltmasıdır. Öyleyse gelin parçalarına ayırıp içine bakalım. Makinenin iki yarısını bir arada tutan tüm vidaları çıkarıyorum. Ön kapağı çıkarıyorum ki ham maddesi muhtemelen ABS polimeri. Buraya vidalanmış, makinenin lensini çevreleyen elektrolizle kaplanmış bir kapak var. Bu da muhtemelen kaplama ABS. Şimdi de makinenin mandalına ve malzemelerine bakalım. Burada krom kaplama preslenmiş çelik menteşeye bağlanmış ve bu bağlantı pillerin alt kısmından gelen elektriği anakarta iletiyor. İşte pozitif bağlantı bu tarafta. Negatif bağlantılarsa üst taraftalar. Buradaki iğneyi çıkarıyoruz. Böylece mandal serbest kalıyor. Bu plakayı ileri geri oynatabilirsiniz. Dediğim gibi bu kaplama çelik ve üzerinde 4 küçük bağlantı noktası var. Ona geçmeden önce şu arka parçasını çıkaralım. Bu basit bir sürgülü parça. Bu plaka muhtemelen buraya ısıtılarak perçinlenmiş ki bu bir şeylere oldukça ucuza perçinlemenin bir yoludur. Buradaki 4 noktayı görüyorsunuz. Bunlar ısıtılarak perçinlenmiş. Plakalar manyetik. Bu da kaplama çelik olduğunu gösteriyor. Şimdi makinenin iki tarafını bir arada tutan vidaları söküyoruz. İşte gördüğünüz gibi bu enjeksiyonlu kalıplanmış bir parça. Bu parça da ABS olabilir ancak üzerinde plastik işaretleri yok. Dolayısıyla polipropilen veya stiren olabilir. Muhtemelen stiren. Burada da açma kapama düğmesi ve örtücü düğme yani fotoğraf çekme düğmesi var. Bunlar da baskılı devre kartı üzerine yerleştirilmiş ince zar düğmeleri tetikliyorlar. Şimdi de anakart üzerindeki vidaları sökelim. Şu anda tripod yuvasını sökmeye çalışıyorum. Ancak vida sıkışmış. O yüzden yerine bırakıyorum. Arka kapağı yerinden çıkaralım ve düğmelere bakalım. Düğmeler enjeksiyonlu kalıplanmış ve boyanarak yerlerine ısıtılarak perçinlenmiş. Gümüş boyayı görebilirsiniz. Isıtılarak perçinleme de plastiğin bir kısmının eritilerek yuvaya oturmasını sağlamaktan ibaret. Dediğim gibi bu düğmeleri yerine yerleştirmek için oldukça düşük maliyetli bir yöntem. Bunlar da ince zar düğmelerinin üzerinde duruyorlar. Burada düğmelerin hangileriyle eşleştiklerini görebilirsiniz. Bu açma kapama düğmesi. Bu seçme düğmesi. Bu düğme fotoğraflar arası geçişi sağlar. Burada da menü ve görüntüleme düğmeleri mevcut. İşte bu bir fotoğraf çektiğinizde adım adım neler olduğunu gösteren şemamız. İlk olan şey bu lensin biraz ışık toplamasıdır. Şimdi bunun nasıl olduğuna bakalım. Güneş ışınları dünyaya gelir, ezgiden yansır, yansıması lensten geçer, görüntü sensöründe odaklanır. Bu arada bu iki filtreden geçer. Bu aşamada veriyi taşıyan fotonlardır. Yani yansıyan ışıklar veriyi görüntü sensörümüze taşırlar. Lensten ve filtrelerden geçerler. Burada bir kızılötesi filtremiz var. Bu filtrede temel anlamda fotoğrafta etki edebilecek kızılötesi ışınları süzmeye yarar. Bir de Bayer renk filtremiz var. Bu filtre tam görüntü sensörümüzün üstündedir ve temel olarak yaptığı iş, sensörü bir nevi dama tahtası gibi kırmızı, yeşil ve mavi renklere bölmektir. Kırmızı ve maviye göre iki kat daha fazla yeşil vardır. Çünkü gözlerimiz bazı renklere daha hassastır. Yani Bayer filtremiz görüntü sensörümüzden renk verisi almamızı sağlar. İki çeşit görüntü sensörü vardır. Biri CCD yani İngilizce Charged Coupled Device ya da Türkçe yükten bağlaşımlı aygıt. Diğeri de CMOS, yani İngilizce Complementary Metal Oxide Semiconductor ya da Türkçe bütünleyici metal oksit yarı iletken. CCD sensörlerde CMOS'lara göre daha az gürültü olur ve biraz daha pahalıdır. Analog işlemeyi sağlayan bileşenler genellikle anakart üzerinde değil, ondan bağımsız olurlar. CMOS sensörlerde ise analog işlemeyi sağlayan transistörlerin bir kısmı anakart üzerinde olur. CMOS'lar çok daha ucuzdur. Çok daha az enerji harcarlar fakat daha fazla gürültü üretirler. Gürültü kalitesi daha düşük olur. Ancak yüksek fiyatlı bir CMOS'la düşük fiyatlı bir CCD'yi karşılaştırdığınızda bu genelleme değişebilir. Işık, görüntü sensörüne düşer dedik. Ardından analog elektrik sinyallerine dönüştürülür. Bu elektrik sinyaller analog dijital çeviricisine gönderilir ve bu birler ve sıfırlarla betimlediğimiz dijital sinyaller dijital görüntü işlemcisine gönderilir. Bu makinedeki dijital görüntü işlemcisi ekranın altında. Aynı zamanda bu siyah yuvarlağın da altında. Bu siyah yuvarlak aslında pek işe yarar bir şey değil. İşlemciyi korumak için düşük maliyetli bir parça. İşlemci, mozaikleme dediğimiz işlemle ilgilenir. Bu da renk filtresi tarafından yaratılmış veriyi, yani ayrık pikselleri alır ve bunları bir yazılım vasıtasıyla ortalayarak daha düzgün bir görüntü ortaya çıkartır. Burada Ezgi'nin çok yakınlaştırılmış saçını betimleyen pikselleri görüyorsunuz. Bu işlemci aynı zamanda JPEG ve diğer formatlara dönüştürme işini de üstlenir. Makinemizdeki ara bellek bu tarafta. İşte bu gördüğünüz büyük çip. Ara bellek görüntüyü alır ve hafıza kartı kontrolüne veya buradaki 8'li çipe gönderilmeden önce kaydeder. Bir nevi verinin belleğe gönderilmiş trafiğini kontrol eder. Bellek ise burada gördüğünüz çiptir. Bellek de tüm verinin depolandığı yerdir. Özellikle bu makinede öyle. Birçok makinede çıkarılabilir bellekler mevcuttur. Ancak bu cihazda bellek makine içinde. Bunun sebebi de muhtemelen bunun bir adaptörden ucuz olması. LCD ekranı burada görebiliyorsunuz. Görüntüyü izleyebildiğiniz ekran budur. Burada da USB bağlantımız var. Buradan makinemizi bilgisayarınıza bağlayabilir ve fotoğrafları bastırabilirsiniz. Bu da fotoğraflarınızın son haline ulaşmanızın başka bir yoludur. Diğer parçalara da bakalım. Bu hoparlör. Bir piezo hoparlörüdür ve düğmelere bastığınızda yüksek frekanslı ses üretir. Bu da size düğmelere başarıyla bastığınızı anlamanızı sağlayacak duysal bir geri bildirim sunar. Anakartın kendisi giydirilmiş plaka malzemeden oluşuyor. Anakart üzerindeki diğer parçalara bakarsak, bir LED burada var, bir tane de burada var. Biri makine açıldığında, diğeri de bir fotoğraf çekildiğinde yanıyor. Anakartın bu tarafında gümüş renkli bir parça var ve bu bir kuvars zamanlayıcı. Zamanlayıcı, anakarttaki tüm fonksiyonları senkronlamaya yarar. Bunu yaparken bir mikro işlemci kullanır. Buradaki direnç ve kapasitörleri görüyorsunuz. Genellikle dirençler R ile, kapasitörler C ile işaretlenirler. Bunların ikisi de gürültüyü filtrelemek için, bazı zamanlama fonksiyonları düzenlemek için ve anakart üzerindeki bazı devreleri ve parçaları korumak için kullanılabilirler. Burada gördüğünüz parçalar güç parçaları. Gücü bataryadan alırlar ve makine için daha kullanılabilir hale getirirler. Buradaki izleri görüyorsunuz. Anakartın tüm yüzeyi bakır kaplıdır. Ve kablo bağlantısı istenmeyen noktalarda bakır üzerinde yollar oluşturursunuz. Anakart üzerindeki diğer tüm parçaların bağlantıları da bakırla yapılmıştır. Şimdi de ekranımızı açalım ve içinde neler var bakalım. Ekranın içinde LED ve dirençler var. Direnç LED'i koruyor. Burada pürüzsüz bir plastik var ve arkasında beyaz bir yansıtıcı var. Ardından da beyaz bir difüzör var. Bu ince bir plastik parçadır. Burada da bir başka yansıtıcı ekran parçası var. Bu parçaların her biri genel olarak tek nokta şeklindeki LED'den üretilen ışığı eşit bir şekilde dağıtmak için tasarlanmıştır. Görüntünün ekranda eşit bir şekilde göründüğünden emin olmalısınız. En üstte de LCD ekran var. İki cam tabakanın arasında bulunuyor ve bu iki cam tabaka arasında likit kristal mevcut. Onu buradaki dumanımsı renginden anlayabilirsiniz. Öteki taraf biraz görünüyor. İşte bu likit kristal de arkadaki LED tarafından aydınlatıldığında çeşitli renklere dönüşür ve bir fotoğraf çektiğinizde veya fotoğraflarınız arasında dolaşırken görüntüyü gösterir.